Ah Rıfat'a, göremedin kızının mutluluğunu. Bugün liseyi bitiriyor. Sonra inşallah senin istediğin gibi doktor olacak. Keşke hayatta olsaydın da bu günleri görseydin. İnanamıyorum Çiğdem, lise bitti. Ama ben bu günlerimizi özleyeceğim. Ben hiç özlemeyeceğim valla. Ne öyle her gün üniforma? Sabahtan akşama kadar ders. Artık özgürlük bizi bekliyor. Üniversitede olacağız Pınar. Unuttuğum bir şey var Çiğdem. Üniversitede de ders çalışmamız gerekecek. Hem üniversiteyi kazanabilecek miyiz bakalım? Of! Kızım sen ne korkuyorsun? Tıbba bile rahat kazanırsın. Ama benim işim zor. Ya Serkan yapma böyle şakalar ya. Korkuyorum. Tamam tamam. Yarın akşam gidiyoruz değil mi eğlenceye? Gidiyoruz tabii. Sen de geliyorsun değil mi Pınar? Ya çok isterim ama annem izin vermez. Siz en iyisi beni unutun. Ya koskoca kız oldun. Niye izin vermiyor annen? İçkili yerleri bırakmaz. Bilmez miyim ben annemi? Vallahi sen bilirsin Pınar. Bütün sınıf gidiyoruz. Çok eğleneceğiz. Hadi Pınar ya. Bir şansımı denerim. Demek ki yarın akşam eğlenceye gidiyoruz. Anne ben geldim. Kızım, geldin mi yavrum? Yine anılara mı daldın anne? Ne yapayım be kızım? Baban şimdi sağ olsaydı da senin bugününü görseydi. Anne lütfen yapma. Mis gibi yemek kokuları geliyor. Et sote yaptım sana. Hadi sen elini yüzünü yıka da sofrayı hazırlayalım. Ha? Tamam. Anne. Söyle yavrum. Yarın akşam bütün sınıf toplanıp bir yerlerde eğlenecek. Ben de gitmek istiyorum. Hayır olmaz kızım. Öf, neden anne ya? Kızım, içkili yerlere bırakamam seni. Hem de gece vakti. Anne, hem kocaman oldun diyorsun hem de izin vermiyorsun. Herkes gidiyor diyorum. Yok yok, ben çok huzursuz oldum şimdi. Kızım, ısrar etme. Benim hissime güven. Anne ya, hep böyle yapıyorsun. Of ya! Pınar, kızım. Pınar, kızım. Allah'ım, Allah'ım. İzin vermiyor. Ya, içinde kötü bir his varmış. Babamı da ölmeden önce rüyasında görmüştü ya. O günden beri aynı böyle. Hiç anlamıyor beni. Neyse Çiğdem, hadi görüşürüz. Kızım çık artık yataktan bir tanem. Öyle ne oldu? Ne yapacağım ki çıkınca? Biliyorum yavrum. Gitmeyi çok istiyorsun. Ama annenin sezgisine güven. Anne, bırak bu anne sezgisi laflarını. Ya eğlenmeye hakkım yok mu benim? Hem bunda ne kötülük olabilir ki? Ya sınıf arkadaşlarımla birlikte olacağım. Pınar, üzme beni yavrum. Tek varlığım sensin. Anne kalbi hisseder. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Amma dramatikleştin be anne ya. Ya anlamıyorsun beni. Anlamıyorsun. Hadi. Gel de bir şeyler ye. Kahvaltı da etmedin. Çok uykum geldi benim. Sen oturacak mısın yavrum? Yok anne, benim de uykum geldi. Yatacağım birazdan.
Allah rahatlık versin bebeğim. Sen de uykusuz kalma, tamam mı? Hadi iyi geceler. Tamam anne. Görüşürüz, bay bay. Çatlayacak gibi çok içtim galiba. Annem içki içtiğimi anlarsa. Ben de ağrı kesici var. Dur vereyim sana. Sakız çiğnersin, içki kokusu da kalmaz. Hı? Kaldım ya annem uyandıysa. Daha sabah çok var. Bu saatte gidelim mi hiç? Gitmem lazım. Arabam var. İstersen seni bırakayım. Gerek yok, ben giderim. Olmaz. Bu halde nasıl gideceksin? Hadi kalk da bırakayım seni. Hı? Çocuklar, biz gidiyoruz. Pınar'ı eve bırakacağım. Size iyi eğlenceler. Aa, tamam. 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 Hadi iyi geceler. İyi geceler. Görüşmek üzere. İyi geceler. Allah ya, ben Pınar'ın Gökhan'la çıkacağını hiç düşünmemiştim. Ya çok fenayım ya. Midem bulanıyor. Yapma. Yaparım kızım. Hadi bana gidelim. Bu geceyi birlikte geçirelim Pınar. Ne diyorsun sen? Delirdin mi? Eve götür beni. Evet, eve götüreceğim ama kendi evime götüreceğim seni. Evime götür beni ne olursun. Aman Allah'ım. Pınar. Ah.
Alo. Alo. Çiğdem kızım. Pınar yanında mı? Aa, Necmiye teyze, sen uyandın mı? Evet buradaydı ama çıktı. Gelmedi mi daha? Çıktı mı? Bir arkadaşım arabasıyla bırakacak. Pınar biraz sarhoştu. Sarhoş mu? Bir şey olmamıştır Necmiye teyze. Gelir şimdi. Aman Allah'ım. Ya indir beni yoksa atlayacağım. Kızım Naz, yapma köylü kızları gibi. Çok tatlısın. Ya yapma diyorum, yapma. Allah'ım ne olur. Ne olur çocuğuma bir şey olmasın ya Rabbim. Yalvarırım. Kızımı bana bağışla Tanrım, ne olursun ya Rabbim. Şimdi bana gidiyoruz. Bu gece neler yaşatacağını bilemezsin. Hem birer hapta alır, iyice kafamızı buluruz. Ne dersin? Allah'ım bir şey olmadan çocuğumu bulayım ne olursun. Yalvarırım ona bir şey olmasın Allah. Ya çek elini ya. Dayan bir tane. Kızım dayan, geliyor. Seni kurtaracağım bir tane. Geliyorum yavrum. Hey, yetti mi? Kapa çeneni. Bırak seni, beni. Bu gece bitti. İşte bu kadar. Geçmiş olsun küçük hanım. Sonunda uyandınız. Ne oldu? Kaza mı yaptık? Evet, kötü bir kaza atlattınız. Bana saldırıyordu. Yanınızdaki genç mi? Evet o. Onu kurtaramadık maalesef. Annem nerede? Haberi var mı burada olduğumda? Var kızım. Var. Hadi şimdi sen dinlen. Biraz kendine gel. Geçmiş olsun. Nasıl söyleyeceğiz annesinin öldüğünü doktor bey? Bilmiyorum. Çok tuhaf bir şey bu. Koskoca İstanbul'da sen git kızının olduğu arabaya çarp. Hem de tam saldırıya uğrarken. Sanki kızının tehlikede olduğunu hissetmiş kadın. Kızını kurtardığını bilse daha huzurlu ölürdü eminim. Kim bilir Gül hemşire. Anne kalbi bu. Belki de biliyordu. Boşuna dememişler cennet annelerimizin ayaklarının altındadır diye. Pınar gençliğinin verdiği heyecan ve isyan duygularıyla hareket etti ve kendini korkunç bir durumda buldu. Onu kurtaran gene anne sevgisi oldu. Ana sevgisi hüzünlü bir mucizeyi gerçekleştirdi, kendi canını vererek evladını kurtardı.